Herkese merhaba. Bugün Dresden'e gideceğiz. Evet. Burada bir tane ulusal park mı Türkçesi? Ne? National Park. Aynen. Ulusal park var. Oraya gideceğiz. Ve buradaki tarihi yerlere gideceğiz. Buraya hep aslında gördüğüm bir yer. Tarihi yerleri var ve çok güzel. Saat kaç? Saat 11.30. Saat 11.30. Yeni arabamızı park ettik. Ve araştırdığımız yerlere doğru gidiyoruz. Ekmek kızartma makinesi atmışlar buraya. Atmayın kardeşim bunları yere. Niye atarsın ki oraya? Ne bileyim. Burada böyle kullanılabilecek eski eşyalarını böyle kapının önüne koyuyorlar ama burası bir kapı önü değil, burası yol kenarı. Anlayamadım. Zaten yağmur yağsa ıslandı bitti işi. Evet. Bunun kafası güzel. Onu bir yere koymak lazım. Burası çöp değil. Gitsin çöp atsın. Aa bak burada da otopark var. Harbi mi diyor? Evet. Hem de bayağı büyük. Şöyle bugün pazar ve burası şehrin merkezi olduğu için park yeri bulmak zor. Aşağıda bir yer bulduk. Normalde paralı. Kesin burası bayağı büyük. Evet bayağı büyük. Herkes öbür tarafa gittiği için burası boş demek ki. Evet. Keşke burayı görseydik buraya gelirdik. Evet. İşte pazar, i̇şte pazar günleri bu. Aynen iyi yanı bu. Paralı şimdi, otoparklar parasız. Yoksa şimdi bütün oluyor. Gün 5-6 saat. Tabii canım bayağı para giderdi. Ama şöyle bir şey var yani buralar devletin park yerleri yani otomatla çalışan park yerleri hani kapalı otoparklar değil özel otopark derken yanlış anlaşılmasın. Mesela şu an kapıları açık ama normalde bir fişle giriliyor galiba değil mi? Evet. Şu fiş. Makine fişe benziyor. Bu taraf da öyle o taraf da öyle. Şu an pazar diye her yer ücretsiz. Fark etseydik buraya koyardık. Evet. Yani burada iyiymiş. Evet. Diğer koyduğumuz yer çok küçük yani 20 araba sığmaz. Burası bayağı büyükmüş. Gelenler olursa bu videoyu izlerlerse aklınızda bulunsun. Neresi olduğunu neresi? Anlatamayacağım ben de bilmiyorum. Köprüden karşıya geçmeden, Altstadt'a gitmeden yani yolun öbür tarafında. Harika bir hava seçmişiz. Çok uzun zamandır güneş görmüyoruz diyorum. Ahmet bana gülüyor. Ben güneş gözlüğümü çok uzun zamandır takmadım. Güneşi çok uzun zamandır görmedim. Ya da öyle hissediyorum şu an bilmiyorum. Ama biraz gümüşedi bir yer. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Efendim? Ha, ne ki orası? Evet. Kilise de var. Şurada niye goriller var? Aşağı bırakmış gördün mü? Evet. Ha bak bahsetmişken iyi denk geldi. Sepet, saksı. Ya böyle var. Mesela kitapları koyuyorlar, kullanılabilecek eşyaları koyuyorlar. Seyahatçi masası. Harbi mi? Aa çok iyi. Böyle ihtiyacı olan da alıyor yani. Böyle kapının önüne koyuyorlar. Evet. Baksana şuna yani. İhtiyacı olan bir şuna var ne güzel. Ve hani şey değil mesela. Boyamamışlar da boya satmış bak, bence. Seyahat şey değil mi şu? Evet yani bakın pis değil. Bak, kullanılabilir şeyler. Baksana. Evet. Askılık. Güzel kullanılabilir şeyler. Duvara asılı. Mutfak bezi. Elleme tamam çok. İkiyadakiler. Bu arada her şey temiz ama yani elleme yere düştükçe pisleniyor bak. Koyan kişi kimse düşünceli davranıp üst üste koymuş farkında mısın? Masa örtü şeyi, yemek, tabak. Futbolaya benziyor ama bilmiyorum. Tabağın altına olabilir. Seviyorsun ya. Benziyor. Yani üste koymuş mesela ve hepsi temiz. Lekeli bile değiller. Bayağı güzel. İhtiyacım yok. Tabii. Bayağı şey. Güzel. Burada da kitap var. Az önce kıyafetler de vardı. Bazen böyle koltuk takımı koyuyorlar. Masa ve dediğim gibi temiz hani kullanılmaya müsait şeyler oluyor. Kullanılmayacak şeyler koyulmuyor kapıya. Bir de burada şey, baksana. Aa ne o? Bilmiyorum ki. İçindekini almışlar. Ha. Dışındakini kabını koymuş. Mantıklı aslında hazır paket. Güzelmiş. Bir de burada şey yok ya.
Kültür olarak hani Türkiye'de mesela komşulukta birinin neye ihtiyacı olduğunu bazen biliyorsun, taşınırken ona veriyorsun ya da teklif ediyorsun, evet. Ya burada şey yok, komşu kültürü olmadığı için öyle bırakıyorlar yani, öyle şey, zayıf yani, o yüzden şeyi komşularla kontak. İşte mesela az önce aramızda konuştuk ya, onu videoya da kaydetmiş olalım. Mesela Türkiye'de hani bir şey eskidiği zaman evet çöpe atabiliyorsun. Hı-hı. Hani ya da çöpün yanına koyuyorsun, ihtiyacı olan birisi oradan da alabiliyor. Hı-hı. Ya da belediye geliyor alıyor eşyaları hani kullanılacak gibiyse falan. Burada öyle bir kültür olmadığı için de işte mesela eskimemiş derken kullanılmış ama kullanılacak durumda. Adam olan şeyleri araba kiralıyor, evini taşıyor, artık sığdıramıyor. Aynen. Uğraşmak istemiyor zaten, alım gücü de çok düşük olmadığı için adam gözden çıkarabileceği şeyleri koyuyor işte. Evet. Çöpe de atmıyor. Aynen öyle. Hem de insanların ihtiyacı işte karşılanmış oluyor. Bir de burada çok sokakta kalan evsiz insanlar var. Onlar da bayağı faydalanıyordur diye düşünüyorum. Evet, ben de onu çektim konuşurken biz. Burada şey mi? Mesela böyle istedikleri her duvara yapmaları normal mi? Yok canım. Bazen yasak mı? İsteyerek yaptırıyor insanlar ama yasak yani. Büyük ihtimal bunlar öyledir yani. Şey, ama şeylere falan kaçak yapıyorlar. Ne güzel çizmişler. Tren yolları var yani. Aa bak işte dediğim sana bu. Onu gösteriyordum işte. Cami gibi yapılmış bütün fabrikası. İsmi ne acaba? Evet, camiye ne kadar benziyor. Dur çekeyim. Neredeyse buna da gidelim. İşte ismini bilemedim ki ne diye. Burası tütün fabrikasıymış ama camiye benziyormuş, kapatılmış. Onu konuşmuştuk yolda gelirken. Bu grafiti olayını biz Almanca kursundayken Koreli bir arkadaş, yok Japon muydu ya? Japon bir arkadaşla konuşmuştuk. O işte demişti Türkiye'de grafiti yapmak işte kurallara uygun mu, yasak mı falan diye. Onu konuşmuştuk. Oradan aklıma geldi. O Almanya'da şey demişti hani, yasak değil serbest demişti falan. Ama burada da demek. Zaten mantıken aslında yasak olması lazım. Şu açıdan Türkiye'de de mesela yasak olmasının sebebi başkasının malına zarar veriyorsun. Yani belki ben duvarımın boyanmasını istemiyorum. Evet. Bu açıdan mantıklı, saygı. Yine grafiti gördüm de dedim çekeyim. Güzel de yapıyorlar ha. Ama Türkiye'de de şeyler çok güzeldi. Öyle işte konuşmuştuk. Oradan aklıma geldi. Şimdi size bir bank göstereceğim. Banka bakın, üstüne bir sürü şey yapıştırılmış. Aslında bu bank bir küvet. Çok iyi değil mi? Evet, değişik. Burada bir sanat sokağı var. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. İnternette çok güzel gözüküyor. Bence gerçekte de çok güzel. Şöyle bir kapıdan içeri giriyoruz. Burası olduğunu. Çünkü burası bayağı apartman. Şöyle düşüyordum. Ne orada? Hadi kenar çekelim. Burası basbayağı ev. Posta kutuları var. Burası da reklam panosu herhalde. Sanırım buralar ev. Şu an içeride şeyler var. Öyle. Daha uzaktan göstersem şöyle. Burası böyle apartman içi aslında, yani içinden geçtik, arka tarafındayız. Burası bir pasaj. Dükkanlar var, şu arka tarafta da var. İşte burası böyle binalar. Asıl binaya şimdi dönüyorum. Hazırsanız. Aa, orası ne? Kafe gibi bir şey değil mi? Fark etmemişim onu. Burası yağmur yağınca müzik çalıyormuş. Çok güzel değil mi? Nasıl yapmışlar acaba ya? Bilmiyorum ki.
uzaktan çekersem hepsini alabilirim belki. Şu gördüğünüz apartmandan girdik. O iki bina orada. Burası içerisi. Almanya'da böyle binalar çok fazla zaten. Apartmanın içine giriyorsunuz ve içeride genelde bir apartman daha oluyor. Burada dükkanlar, kafeler var. Şimdi size bir ağaç göstereceğim. Gerçek bir ağaç bu. Taşlar yapıştırıp böyle şekiller yapmışlar. Baksana şimdi yazmış ki o kilise aslında bakarsan pek de turistleri ziyaret ettiği bir yer değil ama mimarlarına çok farklı bir görüntüsü var. Kilise 20. yüzyılın başında tanınan ve Roman mimarın izlerine sahip. Merkezin biraz dışına ancak rotaya oluştururken Kunsthof pasajı içeren güzergahı yaparsanız yol boyunca güzel ilginç bir geziniz olur. Hmm, bizim şu anki güzergahımız. O bahsettiğin kömür şeyinden mi bahsediyor? Gösterme kilise gibi yer. He şeyi az önce gösterdiğin. Burada da sanat sokağı diyorum ben ama aslında sanat pasajı şöyle. Ne yapmışlar duvara? Baksana. İşte diyorum ya sadece çizim değil. Tabii tabii. Hiçbir şey çizim değil hatta. Aynen. Her şey taş gibi böyle. Taş da değil de mermer mi denir? Değişik bir şey. Mermere benziyor evet. Bak şurada var. Baksana ne yapmışlar orada öyle? Şu yukarıda. Boğa mı? Üste. He, bilmiyorum ki. Değişik bir şey değil mi? He. Güzel bir yermiş. İyi ki geldik. Bu kocaman parkın içinden geçtik. Sanat pasajı karşı tarafta kaldı. Bu da bizim emektar suyumuz. Bu da Ahmet Bey çok mutlu. Şurada bir kilise varmış oraya doğru. Gidiyoruz. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu an gözükmüyor. Birazdan göreceğiz. Adam evinin camına güneş paneli koymuş. Müstakilimsi ama müstakil olmayan evler. Burada evler modern. Can sen ne demiştin? İkinci Dünya Savaşı'nda mı Dresden ilk bombalanmıştı? Ya Dresden şöyle. Bomba savaş zamanında böyle çok eski yapıtları yok. Çünkü şey yıkılmış yani. Ha, ona değinecektim. Evlerin hepsi modern yani yeni yapılmış. Çok tarihi yeri mesela burada. Birkaç tane yeri var yani onun için. Ama ona rağmen şey yani nasıl desem mesela internette bakınca tarihi yerler çok güzel. Mesela 19. yüzyılda yani 19-20. yüzyıl 1900'lerde mesela. Normalde mesela Köln'de diğer kiliseler 1600-1700'lerde anladın mı? Bunlar biraz daha yeni. Anladım. 1900'lerde tamamlanmış büyük bir ihtimal. İşte savaş 1940'larda oldu. Ondan sonra falan yapılmıştır herhalde. Anladım. Anladın mı? Çünkü ben videoya başlarken dedim ki Dresden'in tarihi yerleri çok güzel dedim. O zaman çok eski bir tarihi değil ama yine de tarihi yerleri. Aynen aynen. Burayı gördük çok beğendik. Aslında buraya gelmeyecektik. Ben bir gezi planı yapmıştım bizim için. Burası yoktu uzak diye. Sonra da dedik ki burayı görmeden gitmeyelim. Artık ne kadar yer gezebilirsek. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Burada hava 4'te kararıyor. Neredeyse de işte 8'de aydınlanıyor. Yani 8 ile 4 arası bir vaktimiz var. 8 saat. Zaten bunun 6 saati yolda gidiyor diyeceğim ama tabii tam 6 saati gitmese de evet. Uzun bir kısmı yolda gidiyor. Etrafı çok bakımsız. Efendim? Geliyorum.
Diyorum ki etrafı çok bakımsız. Bahçesini aslında daha güzel yapabilirlermiş. Burası da birinin evi sanırım. Dibinde. Park yapmışlar, çocukları kulübe yapmışlar. Kreş falan da olabilir ama. Biraz daha sanki özel bir yer gibi. Ne kadar çok kapı var. Kameranın dezavantajı benim için cimbalım yok. Ve aslında ona benzer bir aletim var. Yani sabitleyici bir aletim var. Ama Türkiye'de. Gittiğim zaman inşallah alacağım ama kameram çok sarsılıyor yani böyle elimde yürürken çekince. Aslında buranın falan da otoparkı varmış ama tabii biz bilmediğimiz için merkezi bir yere bıraktık arabayı. Eğer gelirseniz aklınızda olsun. Pazar günü ise çoğu yeri park edebilirsiniz. Sokak aralarında bile park yerleri vardı. Buranın da ayrıca park yeri varmış ve paralı olduğuna dair bir şey görmedim ben. Ama tabii o taraftan girmedik. Çağ saatine denk geldik. İçeri giriyoruz. Açamıyorum kapıyı. Ahmet de beni bırakıp gitti. Ben kamerayı kapatayım. İçerideyiz. Sessiz konuşuyorum. Rahatsız etmemek için. Aşkım bu nedir? Fasulye. Ne için? Bu da bebeklerin vaftiz edildiği yermiş. Bu da su sanırım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kimin? Hazreti İsa ile diğeri? Hepsi. Harbi mi? Ha. O da Meryem galiba. Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'in başını kapalı koymuşlar. Öyledir. Bunlarda da var ya kapalılık. Ama başlarını kapatmıyor hiçbirisi. Baksana kadınlar hep kapalı. Allah Allah, çok enteresan. Arkadaki kadınlar da hep kapalı. Hazreti İsa'ymış. Şöyle yukarıya çekmek istiyorum ama biraz daha içeriden çeksem daha net gözükür. Bak çarmıha götürürken. Burası mı günah çıkarma yeri? Birbirlerini görüyorlar mı? Yok. Ama buradan gözüküyor. Perde mi çekiyor? Şöyle görüyorlar. Evet gördüm diğer taraftan. Buradan pek anlaşılmıyor. Ses yapmak istemiyorum çünkü. Aslında pazar günü bunların şey değil mi? İbadet günü değil mi? Şöyle hazır gözüküyorken buradan göstereyim. Aslında dini mekanlarımız bence biraz benziyor. Efendim. Yukarıda birisi var. Neye bakayım? Şöyle. Şu da şey mi? Cenaze törenini burada yapıyorlar değil mi? İşte papaz burada yapıyor konuşması. Cenazeyi de acaba oraya mı koyuyorlar? Bence oraya koyuyorlardır. Musalla taşı gibi. Buraya çıkılmıyor mu? Ben çıkayım. Bu nedir? Bu ne aşkım? Ha, evet. Buraya geçmem sıkıntılı mı bilmiyorum. Gitmiyorum ileri. Burada da şöyle bir bölüm var. Şurada da, bu tarafta da ve şu tarafta da.
Koskoca şehrin içinde bu kadar alan mı açık? Evet. Diğer yerlerde ne var acaba? Bilmiyorum ki, odalar falan vardır. Elleme aşkım. Dini mekan burası. Şimdi buranın Altstadt'ına geldik. Burası saray mı? Ha, şimdi burayı bilmiyorum, araştırmam lazım. Bakacağım şimdi. Sivin geldiği geçiyorlar. Saray olması lazım. Burası Tvingen Sarayı. Tvinger mi, değil mi? Evet. Gen değil, pardon, yanlış söyledim. Tvinger Sarayı. 1710 yılında yapılmış. Barok mimarisinin mi? Aha. En önemli eserlerinden birisi dedik. 1728 yılında da açılışı yapılmış. 1710'da yapılmaya başlamış. Ha, yapılmaya başlamış. Ben yapılmış. Karşıdaki binadan giriliyormuş. İçeride gezenler var yukarılarda. Sarayın içi geziliyor. Bahçesinde kocaman bir inşaat var. Normalde havuz var galiba bahçesinde, doğru mu? Normalde havuz var galiba bahçesinde. Şu an inşaatta. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel aşkım. Bayağı da kalabalık. İşlemeleri falan çok güzel. Evet. Böyle balkon, üstlerinin balkon olması çok güzel. Bahçesi çok büyük. Ben burada şu an yaşamak amaçlı düşünüyorum burayı. O saatli binanın karşısındayız. Normalde giriş o taraf gösteriyor. Ama buradan balkona çıkılıyor sanırız. Sanırız. Yani Ahmet ve ben onu sanıyoruz. Buradan çıkıyor işte, o şu müze gibi yer, o şey çan çalan yerden giriliyor. Duydunuz. Buradan aşağıda iniliyor sanırım. Ben buraya balkon dedim ama burası bahçe gibi. Evet, balkon gibi değil gibi. Ve arka tarafta da devam ediyor. O taraf belki biraz daha balkon olabilir. Nasıl yankılıyor, baksana. Evet. Fark ettin mi? Evet. Aa, bu nasıl yapıyor değil mi? Evet. Az müsaade et bana, ben şöyle geçeyim. Değişik yapmışlar değil mi? Yukarıda da küçük bir havuz var onunla birlikte. Şöyle. Sarayın içine girdik.
Efendim? 14 euro diyor. 14 euro mu? Çıkalım o zaman geri. Reklamını çık olsa yer. Neyi anlatmış? Bir zafer yolculuğu gibi bir şey herhalde. Aynen bak, yıllarda da şey anlatmış oldu. Bak, aa evet. 1800. Her dönemin şeyini anlat, şeylerini yazmışlar bak buraya, John bilmem ne. Yöneticilerini mi? 1611, aynen. Yönetici mi, kral mı? Tokası var bir de. Köpeğin tokası var bir de diyorum. Ha, şurası da Proyen Kirş'e. 1000'in arkasında kalıyor. Aa, tepede insanlar var. Ha. Evet. Gerçekler, rol yapmıyor mu işte? Hayır aşkım, kadınlar heykel, adam gerçeklik. Öyle mi diyor? Evet. Tip yüzlerine baksana. Göremiyorum ki gözlükten. Ben görüyorum. Adam da çok şey değil mi? Evet. Heykel gibi. Nasıl durmuyor öyle? Bilmiyorum. Benim onun yanına bacağım vardı. Atkı nasıl? Şuna bakar mısınız? Fotoğraf çekiyor böyle. Çok enteresan. Ondan ne alayım sana çek? Burada bir kiliseye geldik. Tam yılbaşı marketinin yanında. Frauenkirche mi bura? Kadın kilisesi yani. Öyle mi demek? Frauen kadın demek. Frauen kilise. Az önce gittiğimiz sarayda köpek kulübesi demekmiş Almancası. Zwinger, evet. Zwinger. Ama acaba ne manayla evet koymuşlar onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Eğer öğrenirsek yazarım. Bazı bilgilendirmeler zaten yazacağım. Mesela opera binasına gittik. Onun opera binası olduğunu daha sonradan anladığımız için o sırada bahsedemedik. Onları yazacağım. Giriş paralıymış. Girmek için insanlar kapıda bekliyorlar mı? Sanırım ayin var. Ayin mi deniyordu buna? Hiç bilmiyorum ne var. Neyse, ibadet yapıyorlar herhalde içeride. Kapıdaki meleği de görüyor musunuz? Şöyle çaktırmadan zoomlayayım. Bu da öyle para topluyor. Ben de anladım seni çekim. Burada gel aşkım. Burada yılbaşı
çarşısına geldik. Evet. Aslında ben çiroz yemek istedim ama burada çiroz yok. Burada bulamadık, az önce çektiğim evet, bulamadık. Doğru. Ama baktık yani şu yere. Ve burada değişik şeyler yiyorlar. Yani çarşıdan çıkmaya başlıyoruz. İlk başta videonun başında gösterdiğim poğaça gibi bir şey. Kare şeklinde. İçinde patates gördüm. Kaşara benzer bir şey var. Ondan yiyorlar. Bazıları üstüne yoğurt gibi bir şey dökmüş. Belki hiç mayonez olabilir. Bir sos ama olabilir. Genelde öyle patatesli değişik yoğurt bir şey. Evet, değişik burada daha şey. Çok şey yani Berlin'de biraz daha böyle şekerlemeler daha var böyle tatlı. Burada daha evet, böyle yemek. Yemek üzerine. Bir yemek var. Evet. Az önce bir şey yiyorlardı. Bulgur pilavı üstü ete benziyor ama bulgur pilavı sanki ince bulgurdan yapılmış gibi. Değişik birazcık. Ya mesela hiç şekerlemeci yok. Hiç yok. Çiroz hiç görmedik. Gezdik bayağı da. Yemek ve şarap. Bir de birkaç Türk gördük ama Berlin'deki kadar değil tabii ki. Ve hiç kapalı bir isimde görmedim. Berlin'de illa yani denk geliyorsunuz. Bir 5 dakika içinde gelirsin herhalde birine. Yap. Hiç denk gelmedik. Yabancı sayısı da burada az. Yabancı sayısı da azmış. Bir de solcu kesim varmış yani yabancıları. Sağ mı oluyor onlar? Pardon. Sağcı kesim varmış. Yabancıları sevmeyen, istemeyen kesim diyebilir miyiz? Yani şöyle o sağcı partinin en çok yüksek oy aldığı bölgelerden bir tanesi. Ha. Yani yabancıları istemeyenler. Aynen. Irkçı diyebiliriz herhalde. Yabancılar değil de daha çok şeyleri, göçmenleri. Tam işte göçmenleri sevmiyor. Ama mesela şeyleri çok karşı değiller. Neye? Yani mesela burada zamanında gelmiş şeylere. Çalışmak için gelenlere değil çalışmak mi? Çalışmak için gelmiş Türklere mesela anladın mı? Değiller. Yani değiller değil de yani onlara da karşı illa şey var ama yani protesto ettikleri ya da karşı oldukları şey şu an Almanya'nın aktif göç alma durumu. Hı. Daha çok tabii yabancılara karşılar yani. Aynen. O şekilde. Böylelikle Dresden'in merkezinde gezeceğimiz yerler bitti. Yani belki vardır. Birkaç yer daha var aslında. Evet var şey var. Bir kale daha var. Kale diye mi geçiyor bilmiyorum. Saray mı? Kale mi? Öyle bir yer daha görmüştüm. Birkaç yer daha var ama ben birbirine yakın yerleri tercih ettim. Çünkü ulusal parka da gidebilirim diye şey yapmıştım. Düşüncem öyleydi yani o şekildeydi. Böyle gezmiş olduk. Bence güzel bir yer. Gezinmeye değer. Günübirlik halledilebilir. Evet, bize evet. Yakın olması avantaj bizim için. Söyleyeceğim. Tabii canım 2 saat. Yani küçük yer öyle hemen gezilir işte. Evet. Sen nereye bakıyorsun? Bakıyorum sağa solda başka yerler şey var diye. Yani işte burası eski şehir diye geçiyor. Burada gezilecek bir sürü yer var aslında. Biz belli başlı yerlere gittik. Yani dediğim gibi ben bir araştırma yapmıştım gelmeden önce. Araştırmada seçtiğim yerlere gittik. National Park'a yani ulusal parka maalesef bugün gidemiyoruz. Çünkü güneşin batmasına bir saat kaldı. Buradan yol da bir saat. O yüzden karanlıkta çıkmamızın da bir manası olmayacak. İnşallah başka bir gün denk gelirse ya da ayarlarsak başka bir gün oraya çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.